Sevgili seyirciler, bendeniz Savaş Kalafat. Business Channel Türk TV ekranlarına hoş geldiniz. Bugün iki konuğum var. İki yıl önce evlenmişler. Çok güzel bir beraberlikleri var. İnşallah ileride de çoluk çocuğa dahil olacaklar. Ama onlar ne yapıyorlar biliyor musunuz? Şimdi pandemi döneminde biliyorsunuz insanlar online satışlara yöneldiler. Mail order'la bir takım ürünlerini ücretlerini alıyorlar ve bu sergiledikleri şeyleri de, ürünleri de işte sosyal medyada başka yayın araçlarıyla insanlara iletiyorlar. Peki bu sırada bu ürünler hedef kitleye ulaşıyor mu? Yani alıcısına ulaşıyor mu? Ulaşıyorlar ki onlar da demişler ki biz işi biraz daha genişletelim. Yani önemli olan sizin satılacak bir ürününüz olduğu zaman mutlaka bir alıcısı çıkar bir yerlerden. Önemli olan hangi taktikte nasıl yapmanız lazım? Hangi stratejiyi kurmanız? Abdullah Tamim'le, Tamim mi Tamim? Tamim. Tamim. Abdullah Tamim'le Aylin Tamim. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi ne güzel, ben böyle birbirini seven çiftleri görünce çok hoşuma gidiyor. Çünkü onlar aile olmuşlar. Evet. Ne güzel. Peki şimdi bize önce bir kendinizi tanıtın. Peki şeyden başlayalım. Nasıl tanıştığınızdan başlayalım. Çünkü bakın seyircinin şöyle bir yargısı vardır. Ekranda iyi çiftleri gördüğü zaman, mutlu çiftleri gördüğü zaman bir empati oluşur, sempati oluşur. Evet. Bir önce ondan başlayalım. Tabii. Başlıyorum. Başlayın. Biz üniversitede tanıştık. Ne okuduk? Ne okuyorduk? Bilişim teknolojileri öğretmenliği okuyorduk. İkimiz de aynı bölümde. Evet, aynı sınıfta. Tam işinizi yapıyorum. Evet. Daha sonra ben İstanbul'a geçiş yaptım. Biz Pamukkale'de okuyorduk. Eşim de bölüm değiştirdi o sırada. Yani iki hangi sene bölüme, birlikte okuduk. Hangi bölüme geçtiniz? İktisat. İktisat bölümüne geçtiniz. Evet. Evet. Tabii arkadaşlığımız hala devam ediyordu. 6 sene boyunca o kendi mesleğini eline aldı. Ben aynı şekilde öğretmenliğe başladım. Biz bu aralarda da tabii ki görüşüyorduk, konuşuyorduk. Siz akademisyenlik mi yaptınız? Ben bilişim teknolojileri öğretmeniyim bir kolejde. Evet. Öyle de bir özelliğiniz var. Aynen. Peki yani o devam ediyor herhalde. Devam ediyor. 6 senedir öğretmenlik yapıyorum. Onun dışında bir de mesela şu moda sektörüne ya da kadın giyim sektörüne nasıl atıldınız? Şöyle, eşim zaten tekstil sektöründe çok tecrübeli. Öyle mi? Evet. Yani ben yaklaşık 5 senedir tekstil sektöründeyim. Yani kadın giyim mi? Üretiyor musunuz kadın giyimi? Yok, F tekstil aslında. F tekstil üretiyoruz. Evet. Tamam. Ben o sektörde çalıştım. Hani şu hani eskiden çeyizlere konulurdu. Evet. Şimdi artık her şeyin fabrikasyonu imalatı çıktı biliyorsunuz. Evet. İşte mutfaktaki kullanılan ya da ne bileyim oturma odasında kullanılan tekstilleri üretiyorsunuz. Doğru evet, mu? Evet, aynen. Havlu, bonus işte o her şey, her şeyi yapıyorsun. Aynen öyle. Peki sonra siz nasıl bir mesela siz iktisatçısınız. Evet. Siz de bilişimcisiniz. Aynı zamanda bilişimi de biliyorsunuz. Evet. Aslına bakarsanız sizin ticaretiniz yıkılmaz yani. Çok güzel yani. Çünkü iletişim aracı belli. Evet. Bilişim. İktisat orada da ticarete kafa çalıştırmak hikayesi. Evet. Şimdi, aynen öyle. Bir araya geldiniz ve ne düşündünüz? Dediniz ki ya bir ürün çıkartalım ya da ürünleri çıkartalım. Bunları pazarlayalım. Bunlarla para kazanalım. Aslında doğru mu? Şöyle başladık. Doğru söylüyorsunuz. Hemen o ayrıntıyı da anlatayım. Biz bir YouTube kanalı kurduk. Bizim en büyük hayalimiz aslında kendi işimizi kurmaktı. Kendi işimizde çalışmaktı, yani bir onu büyütmekti. MSS, yani bir dükkan mı açmaktı yoksa bilişim şey üzerinde? Yani bir marka oluşturmaktı. Bu ilk önce e-ticaretle başlayacaktı. Daha sonra da tabii ki bunu bir mağazaya dönüştürebilirdik. Ha, bu neydi mesela? Ürün ne olacaktı? Ürünü ona YouTube kanalımızdaki aslında bizim takipçilerimiz karar verdi. Benim giydiğim ürünleri soruyorlardı. İşte eteğini nereden aldın, elbiseni nereden aldın, bize söyleyebilir misin diye. Biz de düşündük ki bu marka kadın giyim üzerine olmalı. Abdullah Bey'in katkısı var mı sizin giydiklerinizde? Yok, genelde kendim seçiyorum. O zaman modacı olan sizsiniz yani. Benim giydiğim şeyleri de çok beğeniyordu. Yani aslında zevklerimiz ya zaten çok uyuyordu. O sizi beğenmiş. Yani üzerinde giyseniz ne olacak yani? Doğru, adam doğru. Beğenmiş zaten yani. Yani ama zevklerimiz de uyuyordu. Mesela bir ürün alırken bana sorar mesela bu nasıl duruyor falan diye. Ben de orada fikrimi söylerdim. O şekilde şey yapardı. Gerçekten yapardı. Zevk, renk, her şeyi çok birbiriyle aynı olan bir çiftiz. Evet. O yüzden de
birlikte kurduk hani yani. Hani derler ya ruh ikizi olmak diye. Hani evet. Işte. Gerçekten da, öyle. Hani güzel bir şey bu. Evet. Peki sonra dediniz ki bu kıyafetleri dediniz madem millet soruyor ben de pazarlayayım. Evet. Üreteyim. Evet. Ama siz üretiyor musunuz peki bunları? Şöyle istersen. Evet biz üretmiyoruz bu arada. Şey yapıyoruz toptancılarla görüşüyoruz. Bu işi yapan üreticilerle çalışıyoruz. Yani şöyle aslında gidiyoruz onların dükkanlarına. Orada bakıyoruz. Aylin de bakıyor. Hangi ürünü satabilirim? Hangi ürün güzel? Hangi ürün ben olsam seçerdim? O şekilde o özenle aslında ürünleri seçiyor. Yani bir zamanlar biz oraya gidiyoruz. Yani bazen bir, de onlar bir anlamda gidiyorlar. Sanal bir butik açtınız. Doğru mu? Evet. Doğru. Evet bunun doğru. Adı da Akra Butik. Akra Butik. Güzel ne güzel. İsmi de biraz yabancı olmuş ama. Evet. İsminin de bir anlamı var bizim için. Peki onu anlatın. İsmi Abdullah'ın doğduğu ülkenin başkenti. Evet. Akra. 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 Madem biz bu butiği Türkiye'de açtık, senden de bir şeyler olsun istedim. Bak bu kızın kıymetini bil. Abdullah bu kızın kıymetini bil. Evet. Yani genelde biliyorum. Kadınlar karar verir Türkiye'de biliyorsun. Yani bilmiyorum. Çok şanslı bir insan evet, olduğumu bence biliyorum. Bence de şanslısın. Peki sonra dediniz ki Akra Butiği böyle kurdunuz. Şimdi mesela nasıl potansiyel nasıl? Bu pandemi döneminde biliyorsunuz herkes şeye meyletti. Yani artık mağazalara kimse gitmiyor. Mağazalar evet. Kapalı ama online satışların çok daha önemi ve yeri ortaya çıktı. Şöyle aslında tahminimizden çok daha güzel ilerliyoruz. Daha aslında biz bu sektörde bebeğiz. Öyle söyleyeyim. Yavaş yavaş çocuk olma aşamasına, daha sonra yetişkinlik aşamasını göreceğiz inşallah. Yani daha büyüyeceğiz diyorsunuz. Daha büyüyeceğiz. İnşallah. Gerçekten hayallerimiz, mesela, hedeflerimiz var. Ürün skalanızda kaç tane ürün var? Şöyle hani sayısını belirtemem. Hatta biz... Çok mu? Çok. Çok, çok fazla. Çok fazla. Bir odamızı... Ama bir dakika. Şimdi o çok ürünü alıp bir yere stoklamanız gerekiyor. Evet. Evet. Şimdi onu anlatayım. Stokluyor musunuz? Stokluyoruz. İnanmıyorum. ürün çekimlerini... ki fotoğraflarda göndereceğiz buraya da. Ürün çekimlerini dahi kendimiz yapıyoruz. Ben mankenlik yapıyorum. Ürünleri kendim giyiyorum. Siz kendi üzerinizde gösteriyorsunuz. Evet. Zaten sizin bir potansiyel şeyiniz var. taraftarınız var değil evet. mi? Evet. Ben giyiyorum. Eşim benim fotoğraflarımı çekiyor. Bütün ekipmanlarımız var. Bu kıyafetleri var. Siz mi giydirdiniz? Birlikte seçmiştik. Ama ambiyansı iyi. Evet. Birlikte vallahi, seçik yine. Her şey birlikte yapmaya çalışıyoruz. Zaten sen birlikte falan bırak o sana. Sen yakında görürsün nasıl hükmet. Türk kadınlar öyle de biliyor musunuz? Çaktırmadan bak, Karadeniz'de Karadeniz'in erkekleri şey yapar. Der ki ben işte acayip şeyim evin reisim falan. Aslında Karadeniz'de evi kadınlar yönetir. Evet doğru. Kadın ne derse olur. Öyle. Ben de bir Karadeniz. Kadın olarak. Ben Trabzon Sürmeneli'yim. Oo, siz eşiniz de öyleyse tamam. Yok, eşim değil. Ya. Eşim Selanik göçmeni. O Yunanistanlı değil. Evet. O eski tabii göç etmişler. Aslında Türk onlar tabii de. Evet. Neyse peki şimdi dediniz ki biz depoladık dediniz. Evet. Bir odamızı. Bu bir yatırım değil mi aslına bakarsanız? Doğru. Biz bir odamızı bu iş için ayırdık tamamen. Hatta duvar kağıtlarıyla kapladık odamızın duvarlarını orada çekim yapacağımız için. Yani aynı stüdyo haline getirdiniz. Stüdyo haline getirdik. Evet. Işık sistemimiz, mikrofonlarımız, fotoğraf makinemiz aynı şekilde. Aynı zamanda video da çekiyorsunuz. Hem aynı zamanda. YouTube videosu çekiyoruz hem de kendi işlerimiz için, bu butiğimizi büyütmek için de çekimlerimizi orada yapıyoruz. Evet. Peki, şimdi gelelim asıl soruya. Soru şu, şimdi siz diyelim ki yelpazenin içinde 100 tane, 200 tane ürün var. Evet. Şimdi bu ürünlerin hepsini konsinye mi alıyorsunuz? Yani şöyle, ben gibi olduğu için tabii ki çok fazla çeşit oluyor. Yani şöyle, bazen stokladığımız ürünler oluyor. Bazen de şöyle... Yani firmayla anlaşıyorsunuz. Anlaşıyoruz, aynen. Yani satış bazlı değil mi? Evet, alıyorsunuz. Evet, aynen o şekilde. Çekimlerini yapıp geri veriyoruz. Şeyleri siz gönderiyorsunuz peki? Kargolamayı siz mi yapıyorsunuz? Evet, biz yapıyoruz. Her şeyini siz yapıyorsunuz. Evet, kargo var. Anlaşmalarımız var. İki tane kargoyla. Müşteri hangi kargoyu seçiyorsa ya da bize bırakıyorsa biz o kargoyla anlaşmamız olduğu için hemen bir iki gün içinde ürünleri paketleyip peki şey mesela bazı zincir satış, online satışlarda şöyle bir şey var. Diyor ki mesela 50 liralık üzeri alırsan kargo bedava. Sizde de öyle şeyler var mı? Yok bizim aslında, hepsi kargo bedava. Evet. Bütün ürünleri.
Hepsi mi bedava? Hepsini ücretsiz. Ya 10 liralık bir şey götürürse zaten 6-7 lira kargosu. Şöyle 10 liralık ürünümüz yok açıkçası. Gerçekten. 50 liradan aşağı ürünümüz yok. Anladım ben. Evet. Ama şimdi bir dakika, onun zaten bir 6-7 lira, şimdi siz iktisatçısınız bilirsiniz. Evet. 6-7 lira bir alt maliyeti var yani. İnanın 6-7 lira değil kargolar. Artık o pandemiden önceydi. Şimdi, bir de pandemiden sonra siz de belki biliyorsunuzdur, tahmin ediyorsunuzdur. Kargo ücretleri inanılmaz arttı. 2 kat, 3 kat arttı. Yani 15 liralara falan mı çıktı? Doğru. Doğru. Evet, inanmıyorum. Evet. Yani biz bu iş sadece kar amacı olarak değil de aynı zamanda çok sevdiğimiz için bir de bunu... Ama sonuçta hayatınızı nasıl kazanıyorsunuz Allah aşkına? Yani doğru söylüyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz ama... Yerden para kazanmak lazım. Evde çorba kaynamaz sonra. Yani doğru söylüyorsunuz ama biz yani bir yandan da bir strateji olarak da bakabiliriz aslında bu. Ya tamam, anladım. Geleceğe yatırım yapıyorsunuz, evet. İşi büyüteceğiz vesaire. Anlıyorum bunu. Ne güzel bak. Aslında işin bütün aşamalarında müdürü de sizsiniz, patronu da sizsiniz, çalışanı da sizsiniz. Biz... Kargoyu götürüp teslim eden de siz. Evet. Şimdi bu iyi. Ama bir süre sonra işi büyüttükten sonra başka elemanlar, insanlar gelmesi lazım. Evet. Doğru mu? Doğru. Yani iş büyüdükçe, çapı büyüdükçe. Şimdi siz mesela gidip de o toptancıyla anlaşmak için arabanızı ya da ne bileyim araçları kullanıyorsunuz, gidiyorsunuz. Sonuçta o bedava su yakmıyor araba yani sonuçta. Doğru. Değil mi? Bir yatırım var bu işte. Tabii. Şimdi o yatırımda da para kazanmanız lazım. Yani tabii. Ne kadar Hilal Ahmer desem yani kamu yararına çalışsanız da bir süre sonra bir şey gelmesi lazım yani. Tabii ama öyle. İşte o sürümden artık. Sürümden kazanıyorsun. Evet. O zaman bakıyor diyor ki bunu diyor mesela... Ucuzmuş diyor. İnsanlar daha çok talep ediyor. Daha çok talep ediyor. Ve biz de oradan kalitesini de görüyor aynı şekilde. Siz kalitesini ürünleri... seçmiyorsunuz galiba, kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. Yani bizim bir tane bile benim giymeyeceğim, kullanmayacağım bir ürünü müşterilerim için seçmiyorum. Bakın bunun aslında temel sebebi ne biliyor musun? Güven mekanizması oluşması. Evet. Yani sonuçta siz ekrana çıkın, çok güzel konuşun, çok güzel görünün. Eğer güven oluşturamazsanız hiçbir işe yaramaz. Çöp doğru. Yani. Doğrudur. Yani özellikle bu zamanlarda güven, yani herkes güvenle iş yapıyor yani. Peki şimdi bazen şöyle bir alıcı kitlesi daha var. Mesela talep ediyor, sonra tekrar geri dönüyor malsız. Evet. Bundan rastlaşıyorsunuz, evet. Değil mi? O zaman siz onun maliyetini düşünsenize size. Şöyle bir strateji uyguladık. Biz ürünü ücretsiz olarak gönderiyoruz kargo. Bedeli ödemeden. Onlar da eğer değişim istiyorlarsa 3 iş günü içinde bize... Değişim malı geri göndermeli. Evet ama kendileri kargo parasını karşılıyorlar. Kargo ücretini kendileri karşılıyor bu sefer. Siz onu mail order'dan peşinden çekiyorsunuz ama, değil mi? Bizim şöyle EFT havale yapabilirler ürünleri alırken. Aynı zamanda da web sitemizden direkt kendi kredi kartlarını kullanarak satın alabilirler. Kapıda ödeme sistemi de var aynı şekilde. Öyle anlaşmamız mi? Var. Peki mesela sizin ürünleriniz, bilmiyorum hangi kargo şirketlerini kullanıyorsunuz ama hızlı mı gidiyor? Şimdi bu dönemde çok yığıldı biliyorsunuz. İyi bir kargo şirketini kullandığımız için şu ana kadar bir sorun yaşamadık, evet, şimdi, açıkçası. Şimdiye kadar bir takip Alan ablaya girip geri yazıyorlar bize. Çok hızlı geldiğinde söylüyorlar bize. Yani bu bizi aslında mutlu ediyor. Mesela yani. Şimdi sizin mesela hedef kitlenizdeki insanlar... Türkiye'nin her tarafındaki insanlar mı? Türkiye'nin her yerinde ki bakayım yani 20 yaş ve 40 yaş yani 35 yaş diyeyim daha bunları doğrusu. Bunları şey yaptınız mı, araştırdınız mı, yani böyle bir şeyiniz var, istatistik bilginiz var mı? Şöyle bizi takip eden, bize yazan kişilerden biz o istatistikleri çıkarttık aslında. Evet. Mesela siz haftada ya da ayda kaç tane video üretiyorsunuz? Yani şimdi haftada YouTube kanalımızda bir video yüklüyoruz. Bir video. Evet ama mesela ürün Instagram... videosu doğru evet, mu? Evet. Mesela o videonun içinde kaç tane kıyafet oluyor? Aslında YouTube kanalımız bizim kendi özel hayatımızdan videolar çektiğimiz, eğlendiğimiz, hatta yeri geldiğinde yemek yaptığımız videolar. Evet. Kültürlerimizi konuştuğumuz... İyi yemek yapar mı? Çok, benden güzel yemek yapar. Güzel açıkçası. Yapar. Evet. Vallahi onları... merak ettim yemeği. Şu pandemi bitsin, davet edin geleyim. Çok doğru. Mutlu oluruz. Çok mutlu oluruz. Böyle videolar çekiyoruz YouTube kanalımızda. O yüzden ürün videolarına henüz daha geçmedik.
Evet. Ama şimdi sonuçta sizin pazarlama yaptığınız web sitenizde resimler var o zaman sadece. Bizim Instagram hesabımızda ve web sitemizde aynı şekilde ürünlerimizin olduğu işte videoları biz Instagram hesabımızda paylaşıyoruz, ürün videolarımızı. Ya da işte ürün fotoğraflarımızı web sitemizde yayınlıyoruz. YouTube'da da bunu sadece söylüyoruz. Ürünlerimize Instagram hesabı ya da web sitemizden ulaşabilirsiniz diyoruz. Peki, şimdi Allah yolunu devam ettirsin. Çok güzel gidiyor şeyiniz. Yani bir düzen kurmuşsunuz daha doğrusu. Evet. Büyüteceksiniz de böyle bir hayalleriniz var. Mesela bu pandemi mi size bu yola doğru yöneltti? Yoksa mesela aklınızda şu mesleği de yapayım da şu işi yapayım da bir fikir var mıydı? Yani daha önce vardı böyle bir fikrimiz zaten. Yani pandemi daha pandemi diye bir şey yoktu. Pandemiden yok yani. Önce böyle mesela bir şey kurmuş, evet. Sistem evet. Kurmuştunuz. Evet ve şu anda da dünya her şey dijital olarak devam ediyor. O yüzden yani böyle mağaza açmak yerine biz daha çok online'a başlamak istedik. Çünkü artık her şey zaten online oluyor yani bu çağda. Doğru, doğru. Evet. Aslına bakarsanız mesela dün bir haber vardı. Çin hükümeti Ali Baba'ya dava açmış. Ki Ali tabii müthiş yani en gündemde haber. Evet. Tekel davası, anti tekel davası açmış. Şimdi muhtemelen kendi aralarındaki bir sıkıntıdan dolayı. Orada galiba Ali Baba'nın kurucusu kişi bir eleştiride bulunmuş. Ekonomik durumlarla ilgili ya da ticaretle ilgili. Bunun üzerine adama böyle bir dava açmışlar. Yani onlar kendi aralarında işlerini hallederlerdi ama mesela... Amazon, Alibaba falan bunlar çok büyük firmalar. Şirketler. Evet aslında mesela Amazon dediğiniz aklıma bir şey geldi. Amazon'da normalde mesela aynı bizim gibi kar oranları çok yüksek değil. Çok az bir şey aslında. Ama, onlar da sürümden kazanıyor. Ama sürüm. Evet işte. Yani. Aynen. Adam milyon tane mal satıyor. Sen 5 tane satıyorsun. İşte. Yani bu arada şeyi sormuyorum nazar değmesin diye. Kaç tane mal satıyorsunuz ne yapıyorsunuz diye sormuyorum. Çünkü bunlar ticari sırra girer. Tabii. Yani bir de. Biz biraz batıl bir milletiz yani böyle bir nazara falan çok inanırız. Evet. Yani ama çorbanız kaynıyorsa ne mutlu. Çok şükür. Yani çorba önemli olan yani sistem dönüyorsa çünkü bakıyorsunuz dükkanlar hepsi kapalı yani. Değil mi? Bu pandemi nedeniyle müşteri yok, insanlar gitmiyor, korkuyorlar, kaygıları var. Bir sürü şey var yani. Onlar da artık e-ticarete geçmeye başladılar. Evet. Çünkü başka türlü onlar da kendi çarşılarını döndüremeyeceklerdi. Yani sizin mesela dükkan kiranız yok. Evet. Evet. Öyle işte, her şey online olunca avantajı bu yani. Çünkü gerçekten ayak uydurabilmeniz lazım yani bir iş yapıyorsanız. Çünkü artık dediğiniz gibi kimse mağazaya gitmiyor. O yüzden mecburen online peki yapmak şimdi, lazım. TikTok'a girdiniz mi? Yok. Daha değil. Girecek misiniz? Yani... Aslında TikTok'ta gerçekten gençler çok rağbet gösterdiği için, gençler de sürekli telefon başında oldukları için çok çabuk büyüyebiliyorsunuz. TikTok'ta kitlenizi büyütebiliyorsunuz. Evet. O yüzden aslında sizin mesela kitleniz kaç yaş grubuydu? Bizim YouTube'da genelde 25 ve 40 yaş arası değil mi? Şöyle doğru 18'den mu? Başlıyor. 18'den 45'e kadar. 45'e kadar. Evet. Yani en çok... TikTok'un çok müşterisi bu. Değilsiniz ama. Yani niye olmasın canım? TikTok'a bir sürü insanlar giriyor yani. Yani bir sürü şey öneri alıyoruz. İnsanlar bize söylüyor TikTok açın falan diye. Trump TikTok'u yasaklama için elinden geleni yaptı biliyorsunuz. Evet, 87 milyon insan izliyormuş biliyorsunuz TikTok'u. Evet. Tabii. Üyeymiş. Tabii. Bu da enteresan bir rakam. Yani Türkiye'de son zamanlarda zaten TikTok patladı yani. Herkes TikTok'ta şey yapıyor. Şimdi ama Instagram'da hatır sayılır bir şeye ulaştı. Evet. Duruma ulaştı çünkü herkes Instagram'dan şey yapıyor. Video paylaşıyor. Evet. Tanıtım yapıyor. Evet. Yani oradan mesela vergi daireleri de defterde alıp iyi sıkı takip aldı. Bilmiyorum siz ne yapıyorsunuz da. Evet. Yani geliyor diyor ki adam sen iş yapıyorsun vergisini veriyor musun? Doğru. Evet. Peki. Peki size insanlar nasıl ulaşırlar? En önemli soru. Yani çünkü niye? Yani iki tane insan gibi Abdullah'la Aylin. Evet. Bunların bir firması var. Akrabutik. Evet. Akrabutik'in ürünlerini gördüm, beğendim. Nerede görecek, beğenecek? Adres nedir? Instagram hesabımız var. Akrabutik olarak. Hı-hı. Aynı zamanda yine YouTube'dan bize ulaşabilirler. Aylin Tamim. Aylin Tamim. Evet, Aylin Tamim. Abdullah niye yok arada? Şöyle düşündük. Aslında eşimin fikriydi o. Bence evet. Aylin Abdullah olmalı dedi. Adamın centilmenliğini görüyorsun. Ama o da dedi ki benim soy ismimi aldın.
isim de senin olsun dedi. Süper. Manevra yapmış yani. Evet. Öyle olunca da ben de kabul ettim aslında kendisini. Evet, ama fikriyle. Zaten hep bütün videolarda ikimiz çıkıyoruz yani. Evet. İkimiz süper. Çıkıyoruz. Vallahi ne güzel sizi konuk ettim. Güzel konuştuk sizle. Süremizi doldurduk aslında bakarsanız. Evet. İnşallah iyi bir şekilde yolunuzda ilerlersiniz. Yani yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Yani işi biraz büyütün. Evet. Hatta aile, büyük bir aile olun yani. Gerçi büyükleriniz etrafınızda ama olsun. Sizin çekirdek ailenizin de biraz gelişmesi lazım. Evet, doğru. Umarım. Biz de öyle bir sanıyoruz, öyle bir planlarımız peki. Var zaten. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Seyircilerimize, size ulaşmak isteyenlere, hayranlarınıza, sevenlerinize... Artık evet. YouTube fenomeni sayılırsınız. Evet, yani küçük çaplı bir YouTube diyebiliriz. Gerçekten bize istedikleri zaman ulaşabilirler. Bize ulaşmak çok kolay. Bizimle iletişim kurmak çok kolay. Evet. Çünkü biz hemen hemen tüm bize yazanlara hemen geri dönüş sağlıyoruz. Evet. O yüzden mesajlarını, desteklerini bekliyoruz hepsinden. Birbirinizin kıymetini bilin. Evet. Teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.